Şimdi sorduğun sorunun şeyini, içeriği çok detaylı zikir dediğimiz zaman. Şimdi zikretmek, Allah'ı anmak, hatırlamak manasından girdiğimiz için hani bizim örfe yerleşmiş çekmek, halbuki çekmek evet. diye bir şey yok yani. İşte tesbih çekiyoruz. Tesbihten kaynaklı. Onunla endekslemişiz. Zikretmeyi çekmek. Örfe töreye girdiği için hani bir beis yok belki ama manayı kapattığından dolayı o önemli. Şimdi andığın şey ne? Kimi anıyorsun? Neyi anıyorsun? Yani zikrediyorsun. Yaratıcını. Hayat kaynağı. Şimdi 99 Esma-ül Hüsna dediğimiz mesela Allah'ın ismi daha fazladır. Onu anarken onun bütün vasıflarını da anmış oluyorsun ama bilmiyorsun. Bildiklerim var. Evet. Şimdi bu anışta, zikredişte sana örneğin halk eden, yaratılış, hay, diri, onu ele alalım. Sana devamlı bir dirilik vermesi için hay zikrini, anmasını yapıyorsun. Fakat onun bir de içeriği var, manası var. Şimdi hay senin nereni diriltiyor? Zihni mi? Şimdi diri manasını dirilten diri. Önce kendisi diri. Kendi ismi evet. vasfı. Ama onu zikrederken sana oradan bir tecelliyat ruhaniyetine geliyor. Şimdi mesela Hüvel Baki. Senin isminle evet. Hüsemma. Ölmez. Baki devamlı. Baki olan. Sen bunu zikrediyorsun, onu anlıyorsun. Ama sana bunun kazancı ne? Kuru kuru ya hay dedin. Zikrettin, dil zikretti bunu. Bilgisini, içeriğini bilmezsen anmış olmuyorsun. Sadece zikretmiş oluyorsun. Anmadığın zaman da ayette geçer, Kur'an da bir zikirdir. Anmak, hatta zikirin bir manası anmak, hatırlamak. Hatırlatmak anlamı da geliyor. Zikrediyorsun, anmamış oluyorsun. Nasıl? Manasını bilmediğin için. Bu şuna benziyor. Bir ilaç var. İlacı zikrediyorsun, antibiyotik diyorsun, ismini söylüyorsun ama içmediğin için faydalanamıyorsun. Anlatabildim mi? Bunları bilmek için insan kendini bilmesi gerekiyor. Buradaki şu klasik anlamda nefsini bilen Rabbini bilir anlamı değil. Belki işin içine girer ama. Şimdi bizim bir cismaniyetimiz var, bir de ruhaniyetimiz var. Yani zahir ve batın dediğimiz iki alemimiz var. Fizik, metafizik, bir sürü kodlarla bunu açıklayabilirsin. Önce bunları bilmek lazım ki o andığın şeyler nelerine tesir ediyor. Şimdi ezbere ver birine de ki şu kadar zikir çek. Sonuç. Ne oluyor? O adam ne diye çekiyor onu falan. Dilini alıştırıyor. Kendine faydası var. İşte biraz önceki zikir meselesi, ilaç meselesiyle örnekte. Biz neyiz? İnsanız diyoruz. Ta ilk başa gireceğiz bunun bilgisini, ilimle. Şimdi biraz önce söylemiştik sana şeyi, bu kaydı yapmadan önce. Beni anıyorsun kulum diyor, tabiri caizse teşbihte hata yok. Vasfımdan birini diline dolamışsın diyor, yani zikir çekiyorsun ama o vasfımın içeriğini biliyor musun? Bilmiyorum Allah'ım. Olmadı. Vasfını öğrendin. O zaman beni tanıyor musun kulum? Tanımıyorum ya Rabbi. Yine olmadı. Anıyorsun, zikrediyorsun. Zikirle anmak aynı kelime kökünden gelse de anlam açısından aynı değil. Bunu ayrımını yaparız. Önce onu anlamak, tanımak vasfı. Sonra kendisinin kendini tanıttığı kadarını en azından bilmek. Peygamber Efendimiz buyuruyor ya aleyhissalatü vesselam. Hakkıyla seni ya Rabbi bilemedik. Anlamak. Hakkıyla bilmeyi bir kenara bırakıyoruz. Diğer bilmemiz gereken meseleyi de bilmiyoruz. Sadece anıyoruz. Şimdi burada mesela bir genelkurmay başkanı geçiyor. İkide bir genelkurmay başkanı, genelkurmay başkanı, genelkurmay başkanı diyorsun. Bu bütün askerlerin başı anlamındaki bir makamın ismi genelkurmay başkanı. Bir de onun kendi ismi var. İşte diyelim ki Ahmet. Bir de Ahmet Ahmet diyorsun. O da şahsi ismi değil mi? Evet. Bunu da yapıyorsun. Bir başka genelkurmay başkanı açılımından... Genelkurmay başkanı olabilmesi için bir insanın asker olması lazım. Asker vasfı. Asker, asker diyorsun. Bak açtın.
Askerin rütbesi de vardır. Orgeneral, korgeneral, neyse. İşte erden başlar bu. Onbaşı, çavuş, yüzbaşı, binbaşı gider böyle. Yarbayı, şusu busu, kurmayı, kıdemlisi, kıdemsizi. Bunların hepsi birer vasıf olduğu gibi de şahsi ismi var. Şimdi neyinden faydalanacaksın? Hepsini bildin, bir de böyle boşu boşuna bağırıyorsun. Genelkurmay Başkanı Ahmet, asker. E tamam, ne oldu? Sormaz mı sana niye beni andı? Niye beni çağırdın? Niye beni zikrettin? Niye bana bağırdın? Benden bir şey istiyorsun ki. Onun için vasfımı veya benim ismimi andın. Anlatabildim mi dedim size? Bu da ilim ne olur? Yesevi Melavi'nin işte bu ilim üzerine bina edilir. Bilmek için ilmi. Bilmek gerekir. İlmini. İçeriğini. Onun için Rabbim ilmimi arttır de. Ayet-i kerimesinde. Bu zikirleri de şöyle kuru kuru. Onun bunun işte falan şeyh bana şu kadar zikir verdi. Bu değil. Talep eden mürşid doktor gibi Allah'ın bütün isimleri Yesevik'te çekilir. Hiç sıkıntı yok. İstediğin kadar. Hiç kimse men edemez. En güzel isimler onundur. Ama doktor cihetinde mürşitten zikir talep ediyorsan o mutlaka senin bir yerini beslemek veya bir yerini tedavi etmek amaçlı verilir. Onu da doktor bilir ölçüsünü. Fıtratını bilir. Cemalin, yetin fazlaysa celaliyet gerekirse onun vasıfından verir. Celaliyetin fazlaysa sinirisinin cemaliyetinden verir vesaire. Fakat bütün içerik anlamını ve manasını niçin ona seslendiğini sen önce idrak etmen gerekir. Ta buradan başlıyor iş. Evet. Şimdi bu bir. Hay isminden girdik, diri. Şimdi neyini diriltecek senin? Klasik olarak der ki kalbimi diriltecek. Şimdi tamam, mecazen felsefi açıdan da kalbini diriltecek. Ama senin sadece diriltilmeye ihtiyacı kalbin mi var? İşte cesetimi mi diriltecek? Nefsini de belki diriltmek gerekir. Şimdi o zaman biz neyiz? İnsanoğlu olarak neyden oluşmuşuz? Can. Bizde var değil mi? Evet. Nefis başka? Var. Nefis var. Nefis ve ruh. Ruh. Bir de cismaniyetimiz var. Şimdi bütün bu üç cevherin bizde toplanmış hali var. Önce bunları bileceğiz. O zikirler bizim cismaniyetimize değil, belki nefsimize verilmesi gerekir. Belki ruhumuza verilmesi gerekir. Belki canımıza verilmesi gerekir. Bak dikkat et ne demek istedim. Anlatabildim mi? Olur. Mürşit bunu talep edeni, taliplisinin fıtratını ve ihtiyacını bilen insandır öyle verir. Yoksa öyle klasik anlıyor. Sana 10 bin tane Allah zikri verdim işte. E niye verdin şeyhim işte çek. E bir defa içinde Allah dersen kurtuluş yaşasın falan bunlar. Tamam anlamlı da olsa biraz hikaye aslında. Allah bilir onu. Allah dediğin zikrinin teamülünü, şuyunu, buyunu falan. Rabbim bilir onu. Ama buradaki zikir anlam itibariyle, anmak itibariyle de senin ihtiyacın olduğu için sana verilir. Onu da en iyi kim verir? Doktor verir. İlacı doktor yazar. Burada ayrım yapalım. Bir koca karı ilaçları vardır hani deriz falan. Kulaktan dolma bilgilerle sana ilaç tavsiye ederler. Kullanırsın. Bir de ehil olan doktora gidersin. O sana muayeneni eder, teşhisini koyar, ona göre verir. Şimdi bazı sözüm ona şeyhler, koca karı ilacı gibi yani sırada. Sen şunu yap, bunu yap falan. Fıtratını, tabii onun kendine göre ölçüleri var. Taliplisinin pozisyonunu, ihtiyacını bilmeyen insan. Onu sana, sırada koca karı ilacı gibi bilgisi işte benim anneannemde de şu vardı. Bu hastalık vardı, bu verildi, bu iyi oldu. Dua kitaplarına bak, bu formattadır aslında. Evet. İşte falan evliya demiş ki zamanında şu 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 zikri şu terkibi yaptım. Böyle fayda buldum. Nedir? Şu kadarını çekersen şu kadar para kazanırsın. Bu kadarını çekersen bu kadar işin hallolur. Bunların hepsi koca karı ilacı. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Dua içeriği anlamıyla değil. Metot anlamıyla. Şimdi bu çok önemli. Bu bir. Peki biz kendimize istiyoruz zikri dedik. Anmayı, manasını, ihtiyacımız var. Hastalığımıza tedavi edecek. O zaman biz neyiz sorusunun cevabını kendimiz öğreneceğiz ki onun manasını bilelim. Şimdi can var, ruh var, nefis var. Geçen bunu işte o şeyde de biraz açtım. O 19 hikayesinde falan ama bunu tabii çok uzun bahis olan konu altyapısı olacak. Yanlış anlaşılmalara meydan vermemek için. Şimdi Adem peygamber dediğimiz ilk insan Adem isminde bir varlık topraktan yaratılıyor. Kimyasında su da var, ateş de var, hava da var. Evet. Her canlıyı sudan yarattım diyor ayet. O zaman su da var. Canlı olması itibariyle.
birçok cevher içimizde var. Ama yaşayan insanların yaratılış bakımından da ölmüş de olsa, yaşamış da olsa, yaşıyor da olsa cevherleri belli. Ruh, can, ölüde can yok ama cesetinde hala can var fizik olarak. Mesela bunu örnek verelim, mikroorganizmalar var, bakteriler var. İnsanın ama canı o, ruh gitmiş ama o cesette yaşıyor onlar. O canı mı ithaf ediliyor yani peki? Hayır, o, can ayrı bir cevher. Can üzerine başka canlar ben var. Ben bilerek bunu açtım ki can ayrı bir cevher. Evet. Cesette yaşayan mikroorganizmalar da canımızın bir bütünlüğü içerisinde ele alabilir. İşte dediğim gibi bakterisi, şusu, busu, tüm şu anda da var falan. Zaten. Tabii tabii. Bizde bir tabii. Yaşayan bir farklı aynen öyle. Var. Demek ki biz birçok varlıktan teşekkür tek bir varlığız. Yani kesreti vahdet de toplanmış ama cevherler var. Şimdi Adem hikayesi başladığında, yaşam hikayesi Kur'an-ı Kerim'de anlatılan ayette, yani hayat hikayesi anlamında söylüyorum hikayeyi. Başladığında bir Adem ve oğulları var. Adem oğulları, Beni Adem'e. Biz şimdi Adem oğullarıyız. Ve bütün hastaların türümüze insan diyoruz. Cins belirtirken insan. Evet. Ama özde Adem oğulları. Zikirle ne alakası var bunun anmayla? İşte buralara bu ilmi anlamak lazım ki bilmek lazım bunları. Şimdi can var, ruh var, nefis var dedik. Adem'in hikayesi işte Allah-u Teala bir halife yaratacağım. Bakara suresinde geçtiği gibi vesaire birkaç ayet-i kerimede geçtiği gibi. Meleklere secde edin. Orada bulunanlara secde edin. Ayetiyle de tescil edildikten sonra işte melekler orada bulunanlar eder. Kehf suresi 50. ayet sadece iblis etmedi cin olduğu için der. Evet. Onun da maddesinde ateş vardır, dumansız ateş. Ama nefsaniyette de vardır. Şimdi bu süreç böyle başlar insanda değil mi? Evet. Topyekun. Nereye kadar devam edecektir inancımıza göre? Kıyamete kadar. Kıyametten sonra hesap günü. Evet. Huzur-u mahşer. Detaya girmiyorum. Cennetlikler cennete, cehennemlikler cehenneme girecektir falan denir. Burada macerası bitti diye biz hep bunu algılarız. Oysa ki bitmez insanın macerası. Ahiret yaşamı başlayacak. O hayat zaten. Yaşam zaten. Ayrı, hayat ayrı. Dünya yaşamı ama hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Ebedilikle kutlanmıştır. Haydır. Hay. Hayat ayrı bir şey. Yaşam hayatın içerisindeki bir hastadır. Yaşamın biter, eksi olursun şey tabiriyle, tıbbi tabiriyle. Öldün falan derler. İşte toprağa gömerler falan. Ama senin hayatın devam edecek. Evet. Hayatın bitmiyor. Zaten uyuyorsun. Ölüm uykunun yarısıdır meselesiyle itibari. Uyku ölümün yarısıdır itibariyle. Ayeti de var. Şimdi hayat farklı bir kavram. Devam ediyor. Şimdi o hayatımıza verilen zikir. Şimdi bak yaşamdayken verilen canı ilgilendiren, cana verilen vasıflar var. Onun için bunları kastım. Fakat hayata dair verilecekse hayata verilen zikir yaşamın bittikten sonra da senin işine yarayacak olan bir zikir, ilaç, ihtiyaç. Anlatabildim mi nefisini? Bunları işte bak bilmek gerekir. Hem bu dünya hem de öteki dünya için. Ya, yani öteki dünya diye kavramın hani biz klasik olarak söylüyoruz ama hayat. Hayat, hayat. Biz öteki dünya diyoruz. Ondan sonra ne dünyalar var bilmiyoruz. Cennetler katlı var değil mi? Adın cenneti, Firdevs cenneti işte birçok cennetlerden bahsediliyor. Kiminde inananlar, iman edenler, hayırlı işler yapanlar, iyi amel edenler, salih amel edenler, kiminde muttakiler, kiminde şehitler, kiminde peygamberler, kiminde mukabberinler vesaire. Birçok kıstası var ve kat kat cennet. Şimdi neden hayat zikrini verdi mürşit sana? Yaşamdan sonra da faydalı olsun diye. Şimdi bizimkiler ne diyor? Sadece yaşamda ne yaptın yaptın orada. Değil işte. Yanlış burada bir. Çünkü bizim hayatımız mühlet verilenlerdensin ayeti kerimesi itibariyle iblise denmiş. Onun bir yaşam tarzında, yaşamı sürecinde bir mühleti var ama insanoğluna da mühlet vermiş Allah. Yaşamla alakalı ama hayatı bitmiyor. Bitseydi kurtulurduk, cehenneme gitmeyecektik. Günahkarlar. O zaman burada ektiğini orada biçecek yani. Ama hayat zikrini burada yaparsan orada da tesiratı devam eder. İşte bu ruhlara Kur'an okunur bunun sırrı burada. Hani Yasin suresinde bu kitap dirilere inmiştir, ölülere değil. Evet. Ölüye hiçbir faydası yok. Yasin suresi. Dirilere diri kendi. Diri derken dirilik nedir? Yaşam. Ya işte hayat. Sen onu hayatın boyunca okumaya kalkarsan
Hay zikri mesela işte hayatını bağlayacak, yaşamını değil. Bak yaşam mühletli. Hayat devam ettiğine göre buradan bu tesiratı bunu bilerek okursan o hayatına da faydası olur. O tip yaşamı sona ermiş ama hayatı devam edenlere o Kur'an'ın faydası vardır. O çünkü diridir. Şehitlere ne diyor Allah-u Teala? Sakın ölü demeyiniz. Onlar Rableri katında diridir mesela. Ama eks olmuşlardır tıp dilinde. Ama Allah öyle buyurmuyor. Öyle değil mi? Anlatabildim mi burada kısası? Dikkat edelim. Bunları açıklamadıkları için şimdi tabii ki Kur'an içindeki bütün ameller, nehiler, münkerler, yasaklar, emirler vesaire her şey diriler içindir. Ama öyle hassaları ve noktaları vardır ki hayata dair olduğu için devam da eder. Onu bilmek lazım, ayırmak lazım. Onu ayırmadığın zaman elbette ki Kur'an dirilere, yaşamdakilere inmiştir. Sana bir faydası yaşamın süresinde ne yaptıysan odur. Ama tesirat anlamında hayatın devam edeceği için yaşamın süresinde ne yapmışsan o hayatında devam edecek. Oraya faydası var. Anlatabildim mi ne istediğimi? Bu manada. Şimdi bu bir. Canımızı ilgilendiren zikir yaşamla alakalı. Ruhumuzu ilgilendiren zikir hayatla ilgili. Hayatla ilgili. Nefsimizi ilgilendiren zikir ikisiyle de ilgili. İkisiyle. Şimdi ayet-i kerime. Raziye ve Mardiye makamı. Ne diyordu Allah-u Teala? Ey mutmain olmuş nefis, haydi gir cennetine. Ayet aynen öyle. Nefsun diye geçiyor ayet. Ey mutmain olmuş insan, gir cennetime demiyor. Nefs. İnsan kavram yok. Orijinal Arapçasında da bu. Dolayısıyla hayat, hayat. Nefs. Şimdi oraya gireceğim. O 19'u şey yap, o dinlediğin zaman anlayacaksın bunu da. Çünkü nefis de ayrı bir varlıktı. Onun da bizden önce imtihanı vardı. Adem'den önce. Adem oğullarından önce, yani Adem'den önce Kalübeleden. Nefis ve nefis oğulları vardı. Onlar da bir imtihan yaşadılar. Şimdi dikkat et. Ondan önce can oğulları vardı. Can da imtihan yaşadı. Ve ruh oğulları, ruhaniler dediğimiz. Onlar da imtihan yaşadı. Hepsinin kıyameti bitti, oldu. İnsan. Sonra bunlar insana verildi. Cevher olarak. Adem'e. Cevher olarak. Anladın mı? Ve Adem'de maceraları devam ediyor. Hayatları devam ediyor. Tükenmedi. Kıyametler oldu. Ama Allah onlara biraz süre de vermiş oldu. Amellerine göre. Neye göre? Cennet mertebeleri var dedik ya. Şimdi birinci kat cennete girdi insan. Birinci kat cennete giren adam. Kur'an-ı Kerim'de birçok cennet sayılıyor değil mi? Demin saydık. Evet. Firdevs cennetleri, naim cennetleri, nimetler. Hepsi farklı cennetler. Dünyadaki kulun yapmış olduğu işlere karşılık verilen cennetler. Mertebesine göre. Allah'ın bunu cömert vasfıyla verdiği cennetler. Hadislerini buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Kimse ameliyle cennete giremez. Allah'ın rahmetiyle cennete girer. Lütfu keremiyle. O zaman amellerin karşılığında da bunlar verilmiyor. Allah'ın cömertliğinden verilen mükafat cenneti. Bir başka ayet-i kerimede cennet günahların örtüldüğü yer diye geçiyor ayette. Bir cennet var ki günahlar orada örtülüyor Settar ismiyle. Şimdi Settar ismi bak devreye girdi. O cennette devam ediyor tesir etkisi. Şimdi dikkat. Birinci cennete girdi katına. Yukarıda daha güzel cennetler var. Akılın ve hiçbir hayalin Ütopya'nın alamayacağı kadar güzellikleri aynel yakin orada görüyorsun ama ulaşamıyorsun. Ama sen birinci kat cennetlisin. Senin de şu anda dünya hayatına göre aklının, Ütopya'nın hiçbir şekilde alamayacağın, sadece misallerle karşılaştırabileceğin bir cennet algın var. Kur'an'da söylüyor mesela. Ne diyor? Altından cennet akan ırmaklar. Aynı tabiri Firavun için kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Firavun'un sarayı vardı, altından ırmaklar akıyordu. O zaman Firavun cennette miydi dersin? Değil tabii ki. Misal. Süt ırmakları akar değil mi? Cennetler tabiri var. Gölgelikten bahsediyor. Dünyada da klima var. Serinliyorsun, gölgelikler var. Seni yakmayacak bir güneş. Burada da bu ortam var. Burası cennet mi? Değil. Hatta bir hadise göre müminin cenneti, müşriğin cenneti diye ikiye ayırdığın zaman dünya mümin için
Hapishane. Hapishane. Kafir için cennet tabiri var. Yani terslik var burada. Demek orada bir mecaz var. Ama şimdi girdin, aklın almayacağı bir şekilde nimet açısından, fakat yukarı bir bakıyorsun ki ooo. Orada da bulunduğun konuma da o zaman ona erişmek istiyorsun. Peki erişebilir misin? Onu orada mı idrak ediyorsun yoksa burada mı başlıyorsun? Burada bilgisini idrak ediyorsun. Orada aynel yakın görüyorsun. Tatmıyorsun, görüyorsun. Burada görmüyorsun da. Sade bilgisi var sende. İşte demek ki mecazlar onun için. Irmak var, Kur'an diyor ama Fırat Irmağı da var. Sakarya Irmağı da var diyorsun. Veya işte şelale var. Meşhur şelale. Niagara şelalesi gibi. Kafanda canlandırıyorum. Bilgi var ama aynel yakın görmüyorsun. Evet. Bu sadece cennetten bir tabir. O ırmak da acaba öyle bir ırmak mı? Düşünürsün. Anlatabiliyor muyum? Mecaz yapıyorsun yani. Şimdi orada girdin, gördün. Oraya ulaşmak istiyorsun. Şimdi bizim klasik bilgilerimizde ne vardı? Ne kadar hak ettiysen oraya girdin. Öyle değil mi? Evet. Ameliyat kadar. Tamam güzel. Şimdi bir soru soracağım. Cevap istiyorum senden Baki. Birinci kat cennete girdi. Karşılığı oymuş. Kafanı bir kaldırdın ki daha başka naim cennetleri var. Birçok cennet haberi var. Güzellikler var. Evet. Ona da girmek istiyorsan artık giremeyecek misin? Ona burada yaptıklarınla veya onun idrak edip yapacaklarınla girebilirsin. Yine birinci misal gibi olur. Yani hak edersen ona da girmiş olursun. Ama birinci kattasın. Şimdi ben başka bir şey söylüyorum. Orada gördüğüne de girmek istiyorsun. Klasik inancımıza göre giremezsin. Çünkü sen artık onu orası, hak etmişsin. Evet. Oradır. Öbürünü hak eden orayı hak etmiştir. Orasıdır. Onun üstünü hak eden onun orasına girmiştir. Vesaire vesaire. Peki birinci kat cennete giren adam dahi hadisi kutsi ve Kur'an-ı Kerim'deki cennet tasvirinden bizim klasik olarak anladığımız şeyden bahsediyor. Mahzun olmayacaktı. Şimdi ben üste baktım mahzun oldum. Her istediğim olacaktı hani. Sükut hayal uğradık. Yani o mantığa göre böyle bir cevap olur. Oysa ki Allah diyor ki hayır mahzun olmayacaksın. O zaman orada da hayatın devam ettiği için dikkat et. Yaşamın bitmiş, hayatın devam ediyor. Onun için baştan buraya girdim zikir konusunda. Allah sana orada da fırsat verecek. Oraya gitmenin de bir bedeli olması gerekir. Hayat devam ederken ve dünya hayatı olmadığı halde. Evet. Peki orada herhangi bir sınav veya nefis şeyler mi olacak? Sınav işte orada dünyadaki imtihan gibi değil. Bedel. İmtihan başka bir şey. Bedel başka bir şey. Bedel nedir? İşte o bedel nedir? Sorunun cevabı orada. Şimdi yine dönelim ruh ve can, nefis. Onlar ne dedik? Adem gibi onların da bir macerası vardı değil mi? Sonra insana cevher olarak verildi. Evet. Onların macerası nerede devam ediyor şimdi? İnsanda. Dünyada. Peki ahiret hesabında onlar ayrılacak mı? Ayetinde söyledik. Ey mutmain olan nefis sen cennetine gir. Oraya insan girmiyor, o nefisin giriyor. Sana verilen onun macerası sende devam ediliyordu. O da Allah bir kere daha onlara fırsatı nerede vermiş? Adem'de. Adem olmadı böyle nefse devam edecek. Tabii. Şimdi dikkat et. Diyor ki Allah Kur'an-ı Kerim'de. Ey nefis mutmain olarak cennetine gir. Şimdi bunu insan giriyor ya falan diyoruz. Değil kardeşim Allah insana demiyor. Bak, nefse diyor. Peki Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayette canlarını en güzel şekilde alırlar. Başka bir ayette vura vura melekler canlarını çekip alırlar azapla. Onlar macerası devam ediyor canında. Kafirler. Adem'de devam ediyor. Peki ruhlarını en güzel şekilde Allah'a teslim ederler. Yani Allah bir ruh yaratıyor, ruhundan üflüyor, veriyor, onu geri alıyor. Bu ayrı bir cevher. Biz o zaman insanda bunların Adem gibi maceraları olmuş, kıyametleri kopmuş, cennet cehennemle mükafat edilmiş ve onlara tekrar sorulmuş. Sır bu. Denmiş ki ey nefis, şimdi sen kendinden deminki örnekten gözünün önüne gitti. Birinci kat cennete girdi ya insan. Evet. Üstü istiyor mahzun olmasın diye. Allah dedi ki o zaman bedeli var. Bedel için şöyle bir seyrin daha olması lazım.
Nefis demiş ki Allah'ım ben üstteki cenneti istiyorum. Mutmain olarak. Ki ayetteki karşılığı neydi? Ey mutmain olan nefis gir cennete. O zaman Allah ona demiş ki Adem'in içine sana vereceğim. Kabul ediyor musun? Onun bedeli? Dünya yaşamı. Mühlet verilmişlerdensin çoğuluyla, sadece şeytana verilmiş mühlet verilmişlerdensin sırrı itibariyle. Şimdi bu İslam itikadına ters falan zarar verirsin. Bunun çok detayı var. Ayetlerde de söylüyorum bak. Çok da geniş bir konu ama kısa kısa geçtim. Sen altyapın var çoğu konuda, onun için şey yapmıyorum. Şimdi aynı şey bedel. İnsan da birinci kat cennete girmiş. Üstün istiyor. O zaman orada da bir cevhere bizi Allah-u Teala bedel olarak bakacak. Oradaki imtihan dünya imtihanı gibi değil ama. Nasıl bir imtihan? O konuyu bir kenara bırakalım. Zikir meselesini saptırmayalım diye. Sadece tamam. Bu bilgileri bil diye şey yaptım. Demek ki önceden nefis, can, ruh bir macera yaşamışlar ve onların hayatı bizde Adem'de tekabül ediyor, devam ediyor. Peki bizde şu anda vücut bulan bu farklı durumlar daha önce iyi veya kötü şeyler yaşadıktan sonra bize oluyorlar. Aynen öyle. Dolayısıyla bize de iyi veya kötü şekilde etkileri devam ediyor. Aynen öyle. Şimdi gelelim oraya. Peki nefsi ele alalım. Ama nefsi ele almadan önce biz hep cennetin birinci katındaki insandan örnek verdik. Üst kata bakıyor, gıpta ediyor diye. Evet. Değil mi? Peki o sırada insan bakıyor buna. Ha, şimdi. Nefisler, canlar. Şimdi oraya geleceğiz. Şimdi başka bir örnek verelim. Bir kademe düşürelim. İnsan kıyamet koptu, huzur-u mahşere gitti, cehennemlik oldu. Evet. Allah muhafaza, Allah bizi muhafaza etsin hepimizi. Fakat iki tür cehennemlik var. Hani bir ebedi kalacaklar, tutuklular. Cehennemde her dakika böyle kebap olan, yanan bir yer değil yani. Neye göre ne azabı demek sorusu geçer. O ayrı bir bahis, onu da açarız. Cehennemde yanacak, fakat günahları miktarınca cezasını çekecek. Yanma da olmayabilir. Bu ceza çekecek. Bir şekilde tutuklu olacak. Onun üzerinde birinci kat cennet var. Değil mi? Şimdi çıktığı zaman cennete girecek. Hatta hadis-i kutsilerde ne var? Onlarda bir mühür olacak. Cehennemden çıktığı bilinecek onların. Cennete girecek. Şimdi cehennem onlar için ne olmuş oluyor? Geçici bir süre. Ve bedel olmuş oluyor. Orada imtihan var mı? Yok. Sen de bedel ödüyorsun. Bedel ödüyorsun. Şimdi buradan şimdi geliyoruz deminki meseleye. Birinci kat cennetten ikinci kata çıkmak istiyorsan bir bedeli var bu işin. Onun bedelini Allah takdir eder. Acaba ne hangi cevherde bizi nasıl ruh, nefis, can, Adem cevherinde devam ettirir ya, orada da insanı acaba hangi cevherde verecek? Soru bu. İstiyorsan o da seçmeli. İstemiyorsan girmişsin birinci kat cennete, otur oturduğun yere kardeşim, başına iş alma. Hani üste gideceğim diye falan ama o bedeli ödeyemezsen de yine cennettesin sonuçta. Burada güzellik bu. Cennetten çıkmamış oluyorsun. Onun için imtihan olmamış oluyor. Dünya imtihanı gibi bir imtihan değil. Bu seyir. Şimdi nefise gelelim. Nefsin bir macerası var dedik değil mi? Bizim çok bildiğimiz bir şey var klasik bilgilerde. Allah nefsi yaratmış. Sormuş sen kimsin? Nefsim benim demiş. Ben benim demiş. Sen de sensin demiş. Rabbi tanımamış. Ya da eş değer görmüş. Ta ki aç bırakıncaya kadar. Umursamamış ya da. Tabiri caizse mecazen. Sonra yine sormuş. Yakmış, ceza vermiş vesaire. Çeşitli versiyonları var bunun. Tabii ki Allah'ın azabının miktarını Allah bilir. Yine aynı şey söylemiş. Sen sensin, ben benim. Daha sonra aç bırakmış. Aç bırakınca yine sormuş. Ben nefis, sen benim Rabbimsin demiş. Rabbi tanımış. O Rab kelimesi terbiyeden manasında. Zaten nefsini yapmış, terbiye etmiş. Rabbini bilen kendisini bilir. İnsana bu nefis monte edilirken terbiye edilmiş şekilde verilmiştir. Biz hep klasik bilgilerde yanlış anlarız. Deriz ki nefsimiz bizi yoldan çıkardı. Nefsimizin şeyine, kötülüğüne kandık. Nefsimiz ayette ne der? Nefis kötülük emredecektir. Onun fıtratında var bu. Onu kötü yapmıyor bu. İnsanın fıtratında ne var? Yemek yemek var. Yemezsen ölürsün değil mi? Evet. Bu seni kötü yapmaz ki. Ama ölçüyü kaçırırsan sana zarar olur. Haram yersen sana zarar olur. Ama senin fıtratında o yemek var. Evet. Yiyeceksin. Nefiste de kötülük emretmek var. Ama kötü olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü Rabbimiz terbiye etmiş bir vaziyette bize monte etmiş, vermiş onu. Şimdi bir.
Bunu terbiyesiz hale biz kendi hayatımızda getiriyoruz. Yaşam biçimimizde. Nefis bundan beri. Delili ne başka ayet-i kerimelerde? Nefsinize zulmetmeyiniz. Ne demek bu? Aç bırakmayınız ve isteklerini karşılayın. Onun da bir hakkı var üzerimizde. Evet. Onun hakkını veriniz. Bu her çeşit olabilir. Cismani, ruhani, hak. Peki, şimdi biz yaptıklarımızdan biz sorumluyuz ama kötü yaptıklarımızdan nefis mi veya nefisle bunun payı ne? Nefis bizde hep kötülük emredici mi? Ayet öyle diyor. Amen. Evet. Ama ne dedik? Onun fıtratında o vardı. Peki Allah bize başka cevherler de vermiş. Bundan nefisi sorumlu tutmuyor. Dikkat et. Nefis terbiye edilerek verildiğine göre nefis terbiyesiz değil. Ama fıtratı gereği bizim içimizde cevher olarak hayatını idame ediyor mu? Evet. Peki onun fıtratı da Allah belirtmiş ki Kur'an'da, ey kulum ben bu nefsi sana veriyorum cevher olarak, terbiye de ettim. İşte biraz önceki menkıbeyi onun için attık. Sen sensin, ben benim meselesi gibi. Ve söyledim, bu kötülük emredicidir sana. Peki sen niye uydun ona? Rabbim uydum. Uymamam için bana Rabbim cevher vermiş mi? Vermiş. Ona ne diyoruz? Akıl, içindeki hassa, cevher, irade. Öyle değil mi? Evet. Şimdi ne olmuş oluyor? Nefis bundan beri olmuş oluyor. Sorumluluğu kalkmış oluyor. Ki onun için o nefis mutmain olduğu zaman, beraber akılla Adem'le işbirliği yaptığı zaman nefis kendi cennetine girecek, Adem kendi cennetine girecek. Ayrılacak bu cevherler bizden. Can bizden ayrılacak değil mi? Evet. Can cennete giriyor mu? Girmiyor. Onun cenneti ayrı. Can ayrı bir cevherdi. Bizim ama, bir parçamız ama bizim içimizdeki bir bütün değil. Bizim içimizdeki gerçek olan şey insan. Ama burada sorumluluğu insan mı verecek hesabı? Aynen öyle. Onların bir sorumluluğu yok mu? Yok. Bize ama verildikten biz sonra kötüysek... biz... Onlar da mı kötü yani, evet. Demeyecekler mi? Kardeşim biz yapmadık, bu yaptı. Zaten öyle. Onun için diyor ki nefsinize zulmetmeyin. Nefis kötülük emredicidir diyor, fıtratı budur diyor. Sen günahkar nasıl olursun? Nefsin kötülük emrettiği, teklif ettiği şeye uyarsan kötü oluyorsun değil mi? Evet. Nefis bundan kötü olur mu? Hayır, sen oluyorsun. Nefisin zaten fıtratı oydu. Bu devamlı bana ver diyecek, sen niye veriyorsun ona? Bu şuna benziyor. Hani büyükler erenler öyle söylemiş. Hazreti Yesevi Muhabbetullah dersinde anlattığı şeylerden taliplerine, bize Muhabbetullah dersinde gelen bilgi ve birçok ekolde de bunu görürsün. Mecaz yaparlar. Nefis bir çocuk gibidir. Her şey ister. Çocuk nedir? Zararlı zararsız bir şey bilmez. Şey. Akıl bali olmadığı için her şey ister. Hoşuna giden her şey ister. Ama onun istediği her şeyde sana da ona da zarar vardır. Bir boyalı plastiği şeker zanneder, onu ister ağzına sokar. Tat almasa bile. O ister onu. İsteme fiili fıtratı var çocukta. Nefis de böyle. Sen bir ebeveyn olarak nasıl ona veriyorsun? Verdiğin zaman o çocuğa, o çocuk mu sorumlu, sen mi? Sen sorumlu. Bitti. Burada da nefis sorumlu olmamış oluyor. Peki bir menkip anlatılır ya, Yıldırım Beyazıt pardon, Beyazıt. Nefsini çorbayla işte olmuş, ondan sonra gömdürmüş. Nefsinde böyle bir biçimsel sureti var mı? Var. İşte onların zaten ebeliyatta bir maceraları var dedi ki, Adem'in nasıl bir cismani sureti varsa onun da var. Ağzından çıkmış bir garip yaratık. Onlar hep menkıbe misal olarak anlatılır ama doğruluk payı vardır. Yani doğruyu anlatmak, hakikati anlatmak adına verilen mecazlar. Doğru. Onların da bir sureti vardır. O anlatıldığı gibi değildir, ayrı mesele konu. Hı. Ama anlatıldığı gibi olan meselede biz hakikate ulaşmamız gerekir. Olur. Çünkü mesal veriyor, misal veriyor, mecaz yapıyor. Şimdi nefis, sen çocuk meselesi gibi devamlı veriyorsun. Onun da başını belaya sokuyorsun. Allah o cevheri senle bağladığı için ona da zulmeden sensin, kendine de zulmeden sensin. Oluyor. Sorumlu hayır. Sensin. Sorumlu sensin. Çünkü onun fıtratı çocuk. İsteyecek, kötülük isteyecek. Zulmetmeyin ona diyor. Çocuğuna zulmetme manası gibi adeta. Her istediğini vererek değil. Erenler ne diyor? At gibidir nefis. Çok verirsen seni sırtından atar, dipdir olur. Az verirsen seni taşımaz o binek. Güçsüz olur. Hakkını vereceksin. Bu hakkı kim vermekle mesul? İnsan.
Allah Kur'an'da beyan etmiş. Şimdi biz klasik bilgilerde ne anladık? Nefis de bizde, can da bir. Hayır, can ayrılıyor öldükten sonra. Ama hayat devam ediyor. Can yaşamla beraber ayrılan onun mühleti yaşam kadar. Allah ona demiş ki Adem'de maceran onun yaşamı kadar. Yaşam mühleti kadar. Ondan sonra ne oluyor? Can gidiyor. Gitti. Nefis gidiyor. Peki nefise girmiyorum şimdi, oraya da gireceğiz. Ruha da gireceğiz vesaire ama. Anlaşılsın diye. Biri anlaşıldı mı hepsi anlaşılır aslında. Fakat Adem'in hayatı devam ediyor değil mi? Canı gitmiş ama hayat devam ediyor. Evet. İşte ahiret hayatı dediğimiz bir şey. Ahir, hani sonraki hayat, son hayat. Ahir son demek ya. O son da mutlak son değil. O sonun içerisinde bir hayat var. Yine o hayat devam ediyor. Allah'ın hay ismiyle. Şimdi zikirden girdik bak devam evet. ediyor. Irmak devam ediyor. Altından akan ırmaklar hay. Diri ismiyle. Cenneti bu dünyada mı istedin? Süt ırmaklarını mı istedin? Abi hayat ırmağını hay zikrini çekersin. Neyi diriltmek istiyorsun dedim ya başta, ruhunu mu, nefsini mi, kendini mi? Sorunun cevabı şimdi şekillenmeye başlıyor. Anlatabilir miyim? Can gitti. Akıbetini Allah bilir. Söylüyor gerçi Kur'an'da ne olduğunu. Ama senin hayatın devam ediyor. Sen canla beraber devam etmiyorsun. Yolumuz ayrılıyor. Ha. Demek ki o ayrı bir cevhermiş, ayrı bir parçaymış. Bizim ebedi bir parçamız değil miyiz? Can, nefis, Adem. Ruh, ruh, Adem. Dört. Onun için dört peygamber büyük, dört kitap, dörtler alemi, dört büyük melek, melek, mukarrebinler. Her biri de geçmiş alemde birinin peygamberi. Mesela canın peygamberi ne olabilir sence? Cebrail. Azrail. Canı kim olur? Azrail. Ölüm meleği. Ayette ne geçiyor? Delillendirelim. Meleklerden de mukarrebin peygamberlerim vardı. Ayet. Roman evet. hikaye değil. Demek ki onun peygamberi kimmiş? Azrail. Azrail senin hayatını alabiliyor mu? Alıyor. Almıyor. Canını alıyor. Ha, pardon canını. Hayatın devam ediyordu ya. Devam ediyor. Ölüm meleği. Evet. Can meleği. Canın peygamberi. Anladım. Anlatabildim mi? Anladım. Peki Cebrail aleyhisselam neyin peygamberi olabilir? Kur'an'da çok açık söylüyor. Ruh. Bitti. Ruhul Kudüs. Ruhun peygamberiymiş. Evet. Mikail ve geri kalan İsrafil aleyhisselamlar. Nefis. Mikail nefisin. Neden? Dünyada ne deriz Mikail aleyhisselam için? Tabiat olaylarını tabiat ve nefsani hadiseleri düzenler. Anlatabildim mi? Cevhere. Peki biz... Peki İsrafil? Gök. Ne yapıyordu? Sur üflüyordu. Sur. Yani kıyama ayağa kalmayı, kalkmayı tekrar. Hani kıyam ne denir? Kalkış. Evet. Ayağa kalkmak. Hani kıyama kalktı. Kıyamet deyince sanki öldük bittik bilmem ne falan. Tamam da kıyamet dediğin kelimenin orijinali nedir? Kıyam, ayağa kalkmak. Öldükten sonra surha üflendiği zaman hani o meşhur ses çıkartacak. Enstrümana diyelim. Peki onlara... Unutma. Evet. Hayatını haber veren melek, hayatın peygamberi anlamına geliyor. Peki bütün peygamberlerin, enbiyaların peygamberi kim? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Anlatabildim mi? Hepsinin unsuru kendinde var, hepsi çünkü ona tabi. Şimdi bunlar da bizim cevherlerimizin peygamberi. Şimdi hangisine biz zikir vereceğiz? Hadi bakalım. Ve bunlara karşı kim zikir veriyor? Şimdi bunları dinliyorlar, çıkartıyorlar. Bizim şeyhimiz de zaten bunu biliyor falan. Ya kardeşim niye biliyordu anlatmadı bugüne kadar? Diye soru soruyorlar. Değil mi? O zaman sade kuru bir tedavi var burada. İşte bitti. Tedavi bile yok. Mış gibi yapılıyor. Allah affetsin. İstisnaları tenzih ederek konuşuyorum. Yesevilik menamesindeki zikir ilime bina edilir. İşte bunlar nedir? Bunları bu bilgilerimek ilimdir. Evet. Şimdi demek insan da öldükten sonra cennete dahi gitse bir üstteki hayatı devam edeceği için onun bir bedeli var. O imtihan değil ama. Bedel. Mahzun olma kulum istiyor musun? Yaşamdayken bunu hak etmemiştin ama ben adilim. Adalet ismim vardı. El adil değil mi? Ama bundan çoğu gitsen haberi yok. Yok işte. Yoksa o zaman gittiği vakitte
Onun için hadisi şerifte kutsi de hani sıkça söylüyor, cennet ahmaklar dolduracaktır diye. Safi gönüllüler, o ahmaklar tabii haşa sıradan adam değil. Safi gönüllüler. İman ehli. Allah zaten cömertliğiyle veriyor. Cenneti biraz önce ne söyledik başta? Günahların örtüldüğü yer. Ayettir. Bu ayetten terim böyle geçiyor. Öyle bir cennet var ki günahlar örtülür. Öyle bir cennet var ki naimdir. Nimetler var. Aklınız almaz. Dünyada onun mecazını bile yapmadığı yerler var. Bak mecaz yaptığı yerler var. Neydi? İşte ırmaklar var. Irmağa mecazen dersin ki şu falan şöyle benzetebilirsin, böyle benzetebilirsin. Yapmadığı cennetler var. Yunus o zaman ne diyor? Bana seni gerekseydin. Ben cenneti istemiyorum. Asıl hay sahibini, hayat sahibini istiyor. Yani eseri Yunus, değil, evet. Eser sahibini istiyor. Bunları bilerek o zaman. Elbette ki sıradan yoksa bazıları söylediği gibi Yunus ne haklı işte cenneti hakir görmüş de sen isteyene ver onları demiş de Allah'ın mükemmel. O manada kullanmamış da. O zaman yani cennetin bir üzerinde diyor ki ya Rabbim sen bana ne kadar sırrı odur ki Yunus babanın ne kadar naim cennetlerini zikretmediğin ismini ve kokusunu dahi sızdırmadığın dünyadaki cennetleri de versen ben yine mahzun olacağım çünkü senin cemaliyetini görüp de ulaşamadığımdan dolayı. Onun için bana o cemaliyet seni gerek demiş. Anladın mı? Anladım. Bu da dünyadaki karşılığı beka ehlidir. Beka ahireti. Beka ehli. Bekayı istemek. Bekayı istemek. Allah'a Allah'ın istediği indullah'a ulaşma gayesi nedir bunun dünyadaki bizim ilmi konudaki yeri? Rafiki âlâ yüce dostlar katı. Allah Resulü'ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam vefatında. Yüce dostlar katına gidiyorum diyor. Kim var o katta? Hangi dostlar var? Peygamberlerden tut. Bilmediğimiz belki de sıradan bakkal, çakkal dediğimiz insanlar. Allah'ın o kulları. Ama bu sırlara vakıf olan insanlar. İşte tabii ki. Bekahli. Allah'ın ebediyet sırrıyla hareket edenler. Allah'ın mükafat sırrıyla hareket etmek istiyorsun. Cennet veriyor Allah sana. Cömert zaten veriyor. Hatta bir sırdır, herkese söylenmez ama Allah istemeyene de cennet veriyor. Nasıl yani? Cömertliğinden. Cömertliğinden. Tamam. Hem cömert diyeceksin hem onu ayette de ispat edelim. Kahrolası Yahudiler ne dedi diyor? Allah'ın eli sıkıdır. Cimridir dediler. Ayet-i Kerim. Evet. Vermez o her şey. Değil mi? Oysa ki Allah istemeyene de veriyor. Çoğu insan cennete gideceğini kendi emin değil, bilmiyor. Hatta tam tersi ben cehennemli kim diyor çünkü amellerinden görüyor falan ama Allah bir anda onu cennetine dilerse sokar diyoruz değil mi? Ki evet. Resulullah da öyle, beyan etmiş. Öyle cennette bilsin. Buluyor. Kul bile şaşırıyor. Allah'ım beni niye cennete soktun? Cevabı çok açık. Cömertliğimden yağ kolum diyor. Ama hayatı dizayn etmiş o. Adaletsizlikle o cömertliğini ikram etmiyor Allah. Onun için mutlaka adalet var. Okul ya hayatında bir şey yapmıştır vesaire 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 vesaire. Anlatabiliyor muyum? Ama hiçbir şey yapmasa Allah istemeyene de veriyor. İsteyene verdiği cennet ne? İşte Yunus Baba orada o sırrı aslında bize söylüyor. Sen isteyene ver onları. Çünkü Rabbim sen ben istemesem de beni cennetine koyuyorsun. Şimdi buradan cehennem devre dışı mı çıktı birçok kişi onu sorabilir. Değil tabii ki. Anlatabildim mi? Şimdi zikri verdik. O zaman ruhumuza mı gerekiyor? Dünyadayken canımız var. Onun da hakkını vereceğiz. Hadi bakalım. Onun zikri ayrı, ilacı ayrı. Ruhumuz var Allah en iyi şekilde ruh yaratmış. Kendi ruhumdan üfledim tabiri. Nedir? Haşa kendinden bir parçasını üflemiyor. Özel bir mahrem ruh yaratmış bir cevher ve o benim diyor sadece. Mahremim diyor. Bu mahremim özel yarattığım cevherden sana üfledim, verdim diyor. Bir de başka ruhlar yaratmış. Ama kendimden üflediğim dediğini ahsen-i takvim insanlara vermiş. Zaten insanın kutsiyeti Allah'ın mahrem tabiri caizse bu mecazdır. Özel yarattığı ruhundan insana vermesi. Onun için birçok ayet-i kerimede Rahman Suresi'nde işte ona kulaklar verdik, vermedik mi? Kezziben diyor ya, kezzip, evet. Yalancı, kezzip, yalanlıyorsun hala. Rabbinizin hangi nimetini yalanıyorsun vesaire. Sorgulamada dağa taşa verdi, kimse kabul etmedi, insanoğlu kabul ettiği. Ne nankördür. Nankör neden deniyor orada? Kabul ettiğinden mi? Hayır, kabul ettiği şeyin kıymetini bilmediğinden nankör. O güzel işte bu ilimleri vesaire bilmediği için kuru kuru insan işte nefsin bilmem can ruh falan
paketliyorlar kefenle. İnsanları ahirete gönderiyorlar. Ondan sonra bunun adı İslam oluyor. Ahiret hayatı oluyor. Böyle bir olur mu ya? Bu Budistlerde de var. Bu bir efendim ne bileyim Hristiyanlarda da var. Bu birçok pagan dininde bile bu tip şeyler var. Bu kadar basit anlatımlar. Öldükten sonra hayata gideceğim. Düşüğüne gideceğim. Firavun onun için piramit yaptırıyor. Öldükten sonra o eşyaları kullansın diye hayat. E bu ne? Haşa. İslam bunlardan münezzeh ve beri. Farklılığı var. Muhabbetullahı var. Ama ne? Konunun başı ilim. İşte bu muhabbetullahla hocam öğrenirse zikir şu anda dahi andığımızdan dolayı bilgi dahi bir zikir haline gelmiş oluyor. Bir genişleme yapıyor. Tabii. Şimdi bu konuları dinlemeden önceki zikire bakış açınla evet. Şimdiki bakış farklı. Açın farklıdır değil mi? İşte olay bu. O biraz önce sormuş olduğun sorunun devamiyetinde birinci kat cennete giden insan ikinci kattaki nimetleri gördüğü zaman Rabbinden talep ettiği için mahzun olmaması adına Allah ona bedel verecekse buyuruyor ki Allah-u Teala tabiri caizse sen dünyadaki amelinle benim adil ismimle adalet vasfımla birinci katı hak ettin ve seni buraya koydum. Evet. Ama sen diğer cenneti gördüğünden dolayı dünyada hay zikrinin anlamını ve manasını bilerek işte bu biraz önce anlattıklarımızın içeriğini, lezzetini tadarak bana yakınlaşmak istediğin için zikredip andığın için o zikri sana ikinci kat veya o gördüğün cennetlere mahzun olmayasın diye çıkman için bir bedel olarak fırsat veriyorum. O hayatına dair olan yani öldükten sonraki hayatının devamiyeti için çektiğin yani andığın, zikrettiğin zikrin hatır için bu bedeli sana veriyorum imkanı diyor. Bu ne olmuş oluyor bu sefer? Adaleti yine orada kalmış oluyor. Çünkü adaletiyle birinci katı verdi hak ettiğini. Onun için de cömertliği de var. Kul mahzun olmasın diye oradaki üstteki kattaki cenneti istedi. Ona da Allah bu hay zikrinin sebep kıldığından dolayı yine adaletini çiğnememiş anlamında o bedeli, o fırsatı veriyor. Şimdi o zaman zikir konusuna bakış açımız şöyle olacak. Anma, zikretme, ilmi, onu tanıma. Hani Genelkurmay Başkanı'ndan örnek verdik. Niye bu adamı bağırıyorsun? Ey Genelkurmay Başkanı, niye çağırdın beni derler dedik ya başta. Evet. Ya da ey asker, ey Ahmet neyse ismi. Şimdi burada bir maksadın olduğunu bilerek zikretmiş oluyorsun Allah'ı. Yoksa kuru kuru dilinde hay 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 demişsin değil. Allah'ım senin ebedilik sıfatın var. Sen ebedsin. Hem ezel hem ebedsin. Ben ezel değilim. Ama seninle ebed olabilirim. Senin takdirinle. Ebedi hayat meselesiyle alakalı. Zaten biz ezel değiliz. Ezel olsak sümme aşah şirk işlemiş oluruz. Kim ezeliz derse. Bizim ezelimizin bir sınırı vardır mecazen. Onun ilminde ezeldi. Onun ilminde biz ezelde vardık. O çünkü külli şeyin kadir, her şeye gücü yeter, her şeyi bilen el-alim idi. Ve öyle. Şimdi bu manada hay zikrini hayatımız için çekiyorsak zikre bakış açısı, demek ki hayatta ebedi olduğuna göre, ister cehennemlik ol, ister cennetlik ol, onun hayatı tekabül edecek, devam edecek Allah'ın ebed ismiyle. O zaman bedele ve fırsatlara, hayatımızın akışına, ırmakları, süt ırmakları gibi hak kazanmış oluyoruz. Allah bunu sebep kılmış oluyor. O da onun adaletine zeval getirmemiş oluyor. Şimdi dünyada zikir istedik. Canımızın zikri ayrı. Nereye kadardı? Azrail aleyhisselam, canın peygamberi gelip aldığı vakte kadardı. O zikrin hayata bir katkısı yok. Yok. Çünkü o cana kadardı. Yani yaşam sürecine kadardı. Ama canın da bundan istifade etmesi gerekiyor. Evet. Yani o zaten insan... canın ayrı bir hafsı. Cevher olması, hassı olmasıyla alakalı. O faydalanıyor, o faydalanırken sen de dünyadayken faydalanıyorsun yaşamında. Evet. Onun sana da katkısı var. Ama sana katkısı senden canın ayrılığına kadar. Artık can diyor ki benden bu kadar faydalanabilirsin bu yaptığın zikirle. Ben senin bineğindim. Bana verilen zikri sen zikrettin. Bir benzindi. Yolumuz bu kadar. Bu kadar. Herkes kendi yolunda. Bitti. Ama sen devam edeceksin başka bir binekle.
hayatın devam edecek. Çünkü yaşam söneriyor ama hayat devam ediyordu ya ahirette. Evet. O zaman o hayata dair benzinini alman lazım. Anlatabildim mi? O zaman demek ruha verilen zikir ayrı, cana verilen zikir ayrı, nefse verilen zikir ayrı. Şimdi nefsin zikri de ne yapabiliriz mesela? Nefis derken? Nefsi azım olacak veya nefsi yoldan çıkarmayacak şeyler, evet. Düsturlar. Şimdi bu mahiyette baktığın zaman nefsin zikri mesela Er-Rezzak ismi. Er-Rezzak aslında rızkı çoğaltan. Rızık veren, hiç ummadığı yerden rızkı veren. Şimdi biz bunu dünyadayken şu niyetle çekeriz. Şimdi niyet kısmına giriyoruz zikir. Allah rızık verecek bize, rızık yenen bir şeydir. Bunu çoğaltıyoruz fikrimizde. Zenginlik, değil mi? Dünyadaki her şey. Oysa ki manası hem maddi hem mana rızkı verendir Allah. Rızık sahibidir. Rızık sahibidir. Bak. Rızık sahibini anmaktır. Şimdi öyle demiş ya aşığın biri. Cahiller rızık peşinde koşar. Arifler Rezzak peşinde koşar. Evet. Yani Rezzak bizzat Allah'tır. Yunus Baba bunu yapmış. Ama o dünyadayken rızık istemiş. Cennet ayrı bir kavram. Fakat cennetin de rızkı var. İşte o hayat zikriyle alakalı, hay zikriyle alakalı bir hassa. Şimdi o zaman biz dünyadayken niyet konusuna girdik ya zikirlerde. Sadece zenginlik maddi anlamda düşünsek, bu rızık Er-Rezzak zikrini anar ve çekersek mana zikrini kesmiş oluyoruz. Halbuki Rezzak ismi hem nefse, hem cana, hem hayata dair zikirdir. Zikirlerde niyet. Demek ki rızık, Rezzak, rızık sahibi anlamında. Demek ki rızık isterken Rezzak zikri hem canımız, hem nefsimiz, hem ruhumuz ve ebedi hayatımız için geçerli bir zikir. Hepsini kapsıyor. Şimdi canın zikri farklıydı dedik. Evet. Diğerlerinin farklıydı ama burada Rezzak isminin ortaklığı. Niyet nerede giriyor? Biz dersek ki dünyada sadece Allah'ım bize zenginlik ver, işte mal ver, mülk ver, rızık ver, yiyecek vesaire şu bu falan. Bu maddi zikir anlamında bunu niyetiyle çekersek o gelir önümüze. Canı sadece kapsar. Niyet hayır, hayır, akıbet hayır. Evet. Ameller niyete göredir kavramı, evet. İtibariyle. Oysa ki bunu hem maddi hem manevi rızık olarak zikredersek, Allah'ım sen bunu bize hem canımızda, hem nefsimizde, hem ruhumuzda ve ebedi hayatımızda rızıklandır anlamıyla, algısıyla zikreder, anarsak, can öldü gitti, nefis de devam edecek. Nefis öldü gitti, her nefis ölümü tatacaktır ayeti itibariyle. Hayat devam edecek. Hayat devam edecek. Ruh ona has bir şey olduğuna göre, özel bir mahrem dedik. Hassa cevher olduğuna göre ruhumdan üfledim buyuruyor Allah. O da alındıktan sonra insan kalacak ve hayatı devam edeceğine göre canda rızıklanacağız dünyada yaşadığımız müddetçe, yaşamımızda. Yaşam bitiyor, nefisimizde, nefis bitiyor mühleti, ruhumuzda, ruh bitiyor. Ahiret hayatında, ebedi hayatta da cennette de rızıklanmayacak mıydık? Orada da rızık. Demek ki Rezzak ismi her yerde Rezzak. Devam edecek. Devam ediyor. Zikri anlamında. Şimdi mesela buradan şu anlam çıkabilir. Kelime oraya götürdüğü için diğer isimler her yer için geçerli değil mi? Allah her yerde öyledir. Biraz önce Adil isminden bahsettik. Adalet birinci kat cennette çiğnenmiyor. Bedel vermiş. Yine adaletiyle sen dünyada hay zikrini istediğin için orada sana ikinci kata çıkman için bir bedel, bir serüvene devam etme hakkı veriyor Allah sana. O devam ediş bedel dünya imtihanı gibi değil. Peki bunlar sadece zikirle mi ulaşılabiliyor? Ha, bu zikir kelimesi işte başta söyledik sohbetin başında. Anmayı, hani dedik ya antibiyotik ilacının bilgisini söylüyorsun ama içmediğin zaman sana bir faydası yok. Şimdi zikiri o anlamda anarsak evet öyle. Ama tadarak tatmak da yetmiyor. Ölçüsüyle sabah öyle akşam antibiyotiği çok fazla verdin, adam öldü gitti. Az verdin, olmadı. Zamanında almadın, olmadı. Bir onun ölçüsü var, süresi var gibi. Demek ki bunun da ilmini bilerek işte o zaman süre ve zaman ilaç
misaliyle devreye girdiğini düşün mecaze. Yaşamında da zikirler devreye ölçü ve zamanında girmiş olduğu için bundan sonraki hayatında da devam edecek. Neden? Yaşamındayken ilaç alıyorsun. Antibiyotikten örnek verdiğimiz için genişletelim. Sen sabah, öğle, akşam yemeklerden sonra bu ilacı içeceksin diyor doktor sana. Evet. Bunu uyguluyorsun. Bu ne zaman etkisini gösteriyor? Bir müddet sonra. Tedavi ediyor veya seni iyi ediyor. Yaşam biçiminde de yaptığın zikir hayatında etkisini gösteriyor. Anlatabildim mi? Hayat aleminde. Anladım. Yaşam bitiyor ama hayatın devam ediyor anlamında. Burada da niyetler çok önemli. Anma bilgisini de işte bu muhabbetullah'la anacağız Allah'a. Bu şekilde bilirsek işte Genelkurmay Başkanı dedi ki beni niye andın, niye bağırdın bana ey Genelkurmay Başkanı diye. Cevabını veriyorsun tabiri caizse. Anladım. Ey komutanım senden bir isteğim var. Bugünkü nöbetimde küçük bir hata işledim. Divan-ı Harbe beni verme çünkü en yetkili imza sensin. O da diyor ki madem öyle tamam benim bu makamda olduğumu bildin ya. Sadece ismimi anarak kalmadın ya. Hatta edepsizliktir bir manada. Bir adam akide bir bağırıyorsun o da bakıyor bir şey söylemiyorsun. Çünkü vasfını söylüyorsun ama vasfının ne olduğunu bilmezsen zikretmiş oluyorsun ama neyi zikrettiğini bilmiyorsun. Onun için sorduğun sorunun cevabı zikretmektir. Zikirdir ama bilerek ve anlamını ve anarak manasıyla. İşte bu da ilimli olur. Anladım. Şimdi bildiğin için bundan sonra her zikirde sadece Allah'ı anarak Yunus Baba'nın yaptığı gibi bana seni gerek, seni gerek şuuruyla zikretmek. Doğru. Hayatı da aşıyorsun burada. Hep Yunus Emre'nin niye öyle söylediğini düşünürdüm. Şimdi öyle bir şey oldu. Yani. Yoksa kuru kuru zikrettik biz. Allah onun da karşılığını veriyor. Sonuçta onu zikrediyorsun. Doğru. Ama bilerek zikretmek var. İşte edeben o Genelkurmay Başkanı sen onun için verdi. Bir de hey Genelkurmay Başkanı diyorsun. Yine onu zikrediyorsun. Hey Ahmet. Ey asker. Ey paşam. Ey falan. Kendi kendini bağırıyor. Ne bu? Veya öğretmenden alır. Ey öğretmen. Ne oldu? Okuldasın öğretmen dedim. Baktı. Sonuç yok. Evet. Ondan öğretmense öğrenme vasfının faydasını edeceksen edebini öğrenerek ilimle sorusunu da zikrettikten sonra anlamını bilerek ondan öğreneceğin şeyleri sorman gerekir. Burada ne diyor Allah-u Teala? Siz bildiklerinizi amel edin, bilmediklerinizi ben size öğreteyim. Başlangıç. Ya. Bu da işte amma zikirdir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in de bir ismi zikir. Kim bizim zikrimizden yüz çevirirse ona bir şeytan takarız ayeti. Arkadaş yaparız diyor. Yani oradaki bazıları şöyle anlıyor. Allah ben zikretmedim de şeytan. Hayır. Sen zikrimden yüz çevirirsen, yani Kur'an'ımdan, beni anmadan, hepsi içine giriyor, zikretmenden, ben muradımda şeytana mühlet verdim. Ey kulum beni anmadığı an, zikrimden yüz çevirdiği an, o kapı sana o zaman açılır. Yanına istediğin gibi gir. Fırsatı veririm diyor. Anlatabilir miyim? Yoksa Allah şeytanı al sana taktım demiyor. Ne demek istediğimi anlatabilir miyim? Muradullahı, sünnetullahı, adetullah yani kanunu öyle. Adet. Peki yani o zaman Allah'la kelamla zikirle hiç kimse alakası olmayan insanların etrafı zaten dolu. Dolu tabi. Şimdi burada başka bir şey daha var. Şeytan aleyhinnâle. Çok zikretmemek lazım. Bunu da söyleyelim. Şimdi biz mesela euzubillahimineşşeytanirracim deriz değil mi? Recim. Taşlanma. Recim evet. Edilen. Allah'ın elinden recim edilmiş, taşlanmış şeytanın şerrinden diye. Bu bir kere söylenir Kur'an'a başlanırken dahi. Her dakika, her ayetin başında söylenmez. Niye? Onu anıyorsun. İse ki Bismillahirrahmanirrahim dediğin zaman Allah'ı anıyorsun. Rahman'ı vasfını, Rahim'in vasfını ve Allah lafz-ı celalini anarak bir de hem Rahman hem Rahim olan Allah'ın bir adıyla diyerek İsmi-i Azam'ı da anlıyorsun. Gizli bilmiyorsun o adı ama diyorsun ki bir ad var. Hem o Rahman hem Rahim o Allah'ın adıyla. Evet. Onu da anmışız. İki de bir şeytanın adını anmana gerek yok. O bizim apaçık düşmanımızdır ama besmele asıl olandır. Onun için besmelesiz her iş güdüktür diyor Aleyhisselatü Vesselam. Evet. İki de bir şeytanı anarak ne diyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir eşek veya bir deve yolda giderken düşmüş. Sahabinin bir hay aksi şeytan demiş. Resulullah buyurmuş ki şeytanı büyüklendirme o şeytandan değil kendinden bilir onu büyüklendirsin onu anma.
Biz iki de bir şeytan, şeytan Ali, inna Ali şeytan, euzubillahimineşşeytanirracim. Şeytandan korktuğu kadar millet Allah'tan korksa sıkıntı olmayacak. İstiharedekilerin de birçok yanlışı odur. Euzü besmele ile yatağa giriyor. Abdest alıyor, istihare namazı kılıyor, istihare görecek güya. Bak bunları anlatmıyorlar işte. Şeytan çağırarak. Ya şeytanla yatağa giriyorsun sen. Oysa ki istiharede euzü besmele çekilmez. Direkt besmele. Allah'la gir ya yatağa. Doğru. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Anladım. Sen istiharene şeytanı da bulaştırıyorsun. Ya bunlar hep sırlar. Bak. Doğru. Bunlara baktığında euzü besmeleni çekeceksin, şöyle yapacaksın. Hayır kardeşim öyle değil o iş. Şeytanla yatağa girmeyeceksin. Hakikat arıyorsan sadece Allah'ı anacaksın. Onun vasfı euzü billahi. Zaten söylüyor Allah. Recm ettim. Kovuldu o bizim indillahımızdan. Taşlandı. Sen taşlanmışı tekrar geri sokuyorsun içine. O bir kere Allah bunu zikrettiği için Resulullah, onun taşlanmış olduğunun afişe edilmesi için euzü besmele bir kere çekilir Kur'an'da. Şimdi bakıyorum hoca okuyor tekrar euzubillahimineşşeytanirracim. Ya Allah Allah bir kere çektim bunu. Her surenin, her ayetin, her şeyin başına bunu çekmenin, onu anmanın anlamı ne? O sadece afişe edecek. Bu taşlanmış iblis. Bunun taşlandığı için hiçbir hükmü yoktur. Allah indinden, rahmetinden kovulmuş. Anlatabildim mi? Euzubillahimineşşeytanirracim diyoruz değil mi? Recm edilmiş. Taşlanmış. İşte mesele bu. Sen asıl anahtar olan besmeleyi onun adını zikrederek işini yapacaksın. Onun için Resulullah ne demiş? Besmelesiz iş güdüktür. Euzu besmelesiz dememiş. Birçok işte euzu besmele çekilmez. Sadece euzu besmele Kur'an ilk okunurken bir kereye mahsus euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim euzu besmele der zaten. Euzu dediğin şey euzubillahimineşşeytanirracim. Onu afişe ederek bu şeytan taşlanmışsın git. Ona bir deklarasyondur. Ondan sonra zaten onun içinde de Allah'ın adı geçiyor euzu besmele. Allah'ın indinden deniyor. Ondan sonra direkt Allah'ın adıyla hareket edeceksin. Hiç başka bir şey karıştırmayacaksın. Olay bu. Anlatabildim mi? Evet. Her işte euzu besmele euzu. Yanlış. Şeytanı bulaştırıyorsun. Şeytan aleyhinale senin zikrinle can buluyor. Bak onun da zikri o. Bizim onu anmamız. Anladın mı? Ona can geliyor o zaman. Aynen. Enerji geliyor. Onun bir yaptırım gücü yok. Ayette geçiyor. Biz ona gücü veriyoruz. Müslümanlar bunu yapıyor. Zaten Hristiyan yapmaz ki bunu. O zaman Müslümanlardan mı besleniyor? Yani zaten şeytan aleyhinale kimlerle uğraşır? Müslümanlarla bitti. Uğraşır. Demek ki onlardan besleniyor. Hristiyanla işi yok ki. Zaten saptırmış onu. Allah'a baba dedirtmiş. Haşa. Peygamber İsa'ya oğul dedirtmiş. Daha onlarla ne işi olacak? Doğru. Yahudilerle ne işi olacak? Yahova dedirtmiş. İsrailoğlunu güreştirmiş. Sümme haşa Allah'la yendirmiş. Onunla ne işi olacak? O inanç sahibiyle. Müslümanla işi olacak ve Müslümandan gücünü alacak. Hatta öyle derler ya erenler bile. O aslında erenlerin dediği doğru. Ortalıkta gezen laf yanlıştır. Çok yanlıştır hem de. Evet. Ben duyuyorum böyle ehli tasavvuflardan. Yıllardan beri duydum bu şey de. Şimdi bazılarının yayınlarında sohbetin. Şeytan Allah'ın ismi azamıyla hareket eder. Aşağı yanlış. Allah ismi azamını şeytana vermez. İsmi azam duası. Allah'ın gizli ismi, azam ismini bilir, onunla hareket eder derler. Bu yanlıştır. Tekrar tefekkür edesin. Allah öyle kıymetli bir ismini şeytana vermez. Şeytan gücünü işte Müslümanların kendini zikretmesinden alır. Olay bu. İsmi azam da bir zikir mi? Yoksa bir o kula verilen anahtar mı? Kulun sırrı, tabii o kulun şahsi sırrıdır. Rabbin ona verdi. Şimdi diğer isimlerini beyan etmiş, kamuya vermiş. Bütün yarattıklarına vermiş. Ama sana diyor ki, bak diyor, şöyle misal verelim, anahtar misalinden. Sen diyor, bütün isimlerim bu apartmanın giriş kapısının anahtarıdır diyor. Şu apartmandayız ya. Evet. 30 tane daire var burada. Bu genel bütün isimlerinin anahtarı.
Bir de ismi azamı sana özel verir. Bu da senin dairenin anahtarıdır diyor. Senin özel. O zaman kişiye göre mi kişiye değişir? Kişiye göre değişir. O zaman Allah kime sırrını verdiyse o manada, nasip ettiyse, o onun anahtarıdır. Ona göre ismi azamı odur. Bir tane ismi azam yoktur o manada. Kula göre ismi azamıdır. Dolayısıyla kul, yani bu dünyadan gittikten sonra başka bir kula o isim verilmiyor. Verilmez. Rabbim bir de kendi ismi azamı vardır. En üst onu kendi bilir. Onu kuluna vermiyor ki şeytana versin. Doğru. Hayyul kayyum diyoruz ya mesela ayet-i kürsi dediğimiz yerde. Hay ve kay diri olan. Yine bak orada da o sır çıkıyor meydana. Bir de işte böyle efendim neymiş şeytana o verilmiş de o haşa o yanlış. Onu ehli tasavvufların düzeltmesi lazım olan bir bilgi. Falan şeyse hiç kim söylese söylesin beni bağlamaz. Çünkü ben ona ayet-i kerimelerden delil getiririm öyle olmadığına dair. Ama onlar delili Allah'ın gücünden getirmeye kalkıyorlar, yanlış yapıyorlar. Mesela bu da önemli bir kıstas. Söylüyoruz arada sırada da yıllardan beri. Şimdi adam abuk subuk bir şey anlatıyor. Benim şeyhim şöyle yaptı, benim falanım böyle yaptı, filan böyle yapmış. Diyorsun ki ya bak bu şeriata aykırı, bu işte Allah'ın adetine aykırı diyor ki Allah'ın gücü buna yetmez mi? Ya Allah'ın gücü buna tabii ki yeter. Allah'ın gücü neye yetmez ki sümme haşa? Külli şeyin kadir. Ama sen Allah'ın gücünden delil getirmeyeceksin. Allah'ın kitabından delil getireceksin. Çünkü Allah diyor ki benim gücümden delil getirme, benim gücüm her şeye yeter. Anlatabildim mi? Bir nizamname var, onun adı da Kur'an. Oradan delil getir diyor. Bak ben sana sınırını orada yazdım diyor. Haddın yani had dediğimiz şey sınır orada. Şimdi bizimkiler ne yapıyor? İşin içine çıkamayınca Allah'ın gücü buna yetmez mi? Yeter. Amenna ve sellem. Allah'ın gücü her şeye yeter. Külli şeyin kadir. Ama onun gücüyle delil getirilmez. Onun getir dediği delillerle delil getirilir. Onun adı Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi bak ehli tasavvufun yanıldığı noktalardan biri de o. Şeyhini işte şöyle yapıyor. Diyor ki cebine koyduğu mürütlerini var bunlar. Şimdi siz gerek yok işte internette de var sohbetler şu. Geçirdi hesapsız. Soruyorsun böyle bir şey olur mu? Allah o kuluna onu veremez mi? İsterse verir de Allah vermeyeceğini Kur'an'da söylemiş. Peygamberimi daha hesaba çekeceğim demiş. Sen neyin nereden delil veriyorsun bana? Anlatabildim mi ne demek istedim? Avlandıkları nokta bu. Şeytanın da kıs kıs güldüğü nokta bu. Kimse garantisi yok o konuda. Ya olur mu öyle haşa garanti ne demek ya? Ama Allah'ın gücünden delil getirmek çok yanlış bir kavramdır. Allah'ın gücü her şeye yeter. Doğru. Ne demek istedim anlatabildim mi burada? Olay bu. Sıkıştıkları zaman Allah'ın gücü buna yetmez mi diyor. Ya Allah'ın gücü her şeye yeter. Ama ondan delil getiremezsin. Delil getireceğin şeyi Allah beyan etmiş. Kur'an'dır o da. Orada da diyor ki sen cübbende hiç kimseyi geçiremezsin. Herkesi hesaba çekeceğim. Peygamberlerimi de hesaba çekeceğim. O hesabın miktarı nedir onu Allah bilir. Benim hesabımla onun hesabı bir olmayabilir. O ayrı bir konu ama hesaba çekilecek. Öyle hesapsız, nisapsız geçeceksin falan diye böyle vaazda veriyorsun ama kelamında öyle bir şey yok. Yani cübbenin içinde gitme yok. Cepte gitme yok. Garanti gitme yok. Buna karşı delil getirdi şey Allah'ın gücü. Olmaz öyle şey. Ben yine başa döneyim de insan yaratılmadan önce can, nefis ve ruh kendi alemlerinde mi yaşıyorlardı? Onlar ortak mı yaşıyorlardı? Ayrı ayrı alemlerde. Ayrı alemlerde yaşıyorlar. Ayrı ayrı ve onlar da belli bir yaşam döngüsünde yaşadılar. Evet. İyi veya kötü sonuçları katlandılar evet. Ve insanda zuhur ettiler. Peki yani doğuştan veya fıtratı gereği kötü insanlar var mesela veya nur yüzlü insanlar var. Bunlar onlardan aldıkları beslendiklerinden mi meydana getirip işlemler yapıyorlar? Yoksa dünya hayatında kendi insan onlara etki yaparak mı yapıyor bu işi? İkinci en son söylediğim. İnsan şimdi etkisi. Tabii şimdi bunlar kendi alemlerinde yaşarken hatta bunlar cevher olarak bize verilmiş. Dünyada değil ama. Dünya ortamında değil. Değil değil. Şimdi bize verilmiş halini konuşuyorum ben. Soruna cevap olsun diye söyleyeyim. Hatta rahmettir bizim için. Çok büyük bir nimet aslında. Neden? Can bir macerası var biliyor ne olduğunu. Evet. Onun için can korkusu yaşarız biz. O korkuyu bize o veriyor. Anladın mı? Bak diyor burada pilim biterse Azrail gelir alırsa
Bak şimdi delil vereceğim psikolojimizden de. Ya imansız ölürsek, günah da işlemiştim tövbe edemeden ya gidersek. Neden? Onu can söylüyor. Aynen öyle. Can onun macerasını bildiği için sana üflüyor. Dikkat et. Ama can peki daha önce de can vermiş vaziyette. Tabii ki. Onun işte hayatında macerasını yaşamış, biliyor. Birçok kere bir can veriyor yoksa... Onu Allah bilir, o bir kere. Ona verilmiş. Kendi hayatında bir kere verilmiş. Ona bir mühlet yaşam verilmiş, ölmüş. Ölmüş. Sonra tekrar diriltmiş, Allah vermiş. Bunun ayeti kerimesi var. Can korkusu. Delil. Bunlara girmiyorum şimdi. Ama mesela Allah ne diyor? İşte o rahmet yağmurumu yağdırdığım zaman topraktaki dirilir otların yemyeşil olması gibi ve dirilen o birçok hassa vardır. Mesela eşeğin yanındaki adam bir bakıyor ki kalkıyor, eşek kemikleri var, kendi dirilmiş. Can veriliyor ona. Bunlar tabi Esma-i İlahi'de Esrar-ı İlahi'si var bunların. Şimdi oraya girmiyorum. Onu seninle yine konuşalım. Şimdi nefis de bir hayat yaşamış. O da neyinle işte terbiye olurken işte diyor ki ben Rabbi tanımadım. Bana şöyle azap etti ama onun azabı terbiyeydi. Sonra aç bıraktı. Bilirim ki açlık çok tehlikedir. İnsan neden çok korkar? Aşktan. Yani kim söylüyor bunu? Nefis söylüyor. Nefis nereden bunu sana söylüyor? Çünkü kendi hayatını da önceden biliyor. Bak diyor ey insan. Bu maceraya yine beraber gireceğiz ama. Bak gel benim avantajımı kullan diyor. Beni dinle. Sen beni doyur da diyor. Gerisi önemli. Doyurursan sen dirilirsin ceset olarak, cismani olarak. Allah'a ibadet etme şevkin, İmam-ı Azam ne diyor? Aç adamın fetvası bile alınmaz. İmkanın doğar diyor. Gel sen beni diyor aç bırakma. Gel sen bana diyor zulmetme. Nereden biliyor? Kendi hassasını ve fıtratını biliyor. Geçmişteki macerasından. Ruh ona keza. Şimdi bunların hepsi bize niye verildi? Nimet. Hani dedim ya. Aslında büyük bir avantajımız da var. Biz bunları bilirsek. Enel hak diyen hallaç. Bu halkları ayırmış. Hak olan Enes'ini söylemiş. Demiş ki. Enel hak. Hak olan budur yansıttığım Ene. Allah oldum demiyor. Hak olan yaratılışımı sergiledim diyor. İşte mesele sırrı bu. Diğer halkları ayırmış. Diyor ki benim bir simya işlemi yapmam gerekiyordu imtihanımda dünyada. Nefisi, ruhu, canı ve bütün hassa ve cevherleri bileceğim. Onların yerini, onların hakkını onlara verip ayıracağım. Kendim olacağım. O kendim hak olan Ene, işte Enel hak. Hak olan Enem, Allah'ın hak dediği, yaratılışımı sergilememi istediği kısmım buydu, onu sergiledim. Bu makama geldim elhamdülillah demektir. Yoksa Allah oldum demek değil. Anlatabiliyor muyum? Çünkü onun vasfı ve tecelliyatı işte isimleriyle alakalı bir şey. Bu vahdedi vücudun o olma vasfı değil, onu panteistler yapıyor. Ondan olma vasfı, her şey Allah'tandır. Eşin sırrı bu. Yani şimdi bütün zikirden başladığımız için burada belki bu zikir meselesi hakikaten çok önemli. Fakat bu bilgileri bilmeden zikrettik. Bize bir faydası var mıdır? Vardır. Mesela bir ilacı da alıyorsun, başım ağrıyor diyorsun, kesiyor ağrını falan filan ama onun bağışıklık sistemine etkisi, tesiri geçince iki tane alıyorsun, üç tane alıyorsun, kesmiyor. Çünkü neden? Teşhis konulmamış. Teşhis konularak ölçülü aldığın zaman, bunları bilerek aldığın zaman, ilimle aldığın zaman, yaşayarak bunu hazmediyorsun, lezzetini tadıyorsun, şifasını görüyorsun. İşte zikirlerde de bu böyle olması lazım. Yoksa iki de bir Allah, Allah, Allah diyorsun, Allah kimdir sorusuna cevap veremediğin gibi, yani veriyorsun klasik olarak, yaratandır işte her şeye gücü yeter falan filan. Bu hani istenilen değil ki. İstenilen şey bu değil. Onu zaten belki biraz ağır olacak. Hayvanlar da biliyor. Rabbini biliyor hayvan. Ağaçlar biliyor. Taşlar da zikir. Taşlar biliyor. Çünkü onlar da kendi lisanıyla zikir yapıyor, tesbih yapıyor. Ayette bunun yeri var. Ama insan farklı bir bilmesi lazım. Hatta ilahi esrarı da hiç bilenle bilmeyen bir olur mu kelimesi tüm yaratılış bir kenara, insan bir kenara diye ayrılmış. İnsan bilen kısmında olması lazım, bilmeyen diğerleri olması lazım. Şimdi bugüne uyarla, insan bilmiyor, hayvanlar ve diğerleri biliyor. Her şeyi zikrediyor. Tabii.
O zaman senin bilmen farklı bir anlam kazanması lazım. Daha üst bir bilgiye Allah'la bir ilgili yaratıcılığına ilgili lazım. Ulaşman lazım. İşte bu da şuurlu zikir senin dediğin gibi. Yani o ilimle, öğrendiğinle ki kalbin muhabbetle dolsun, o aşkla. Şimdi yine tahlil et diye söylüyorum. Hem nefsinde hem psikolojinde hem gönlünde. Şimdi bu şu sohbeti yapmadan önce sana deseydim ki ya hay zikrini çekelim bu haki. Yani zikredelim. Şu çekme kelimesi de dilimize şey gibi yapışmış. Neyse Allah biliyor. Ne demek istediğimizi. Bir de şimdi hay zikrini eda edelim. İkisinin anlayışı sende farklı olması. Farklı. Evet. Şimdi. Anlatabildim mi? Hay deyince aklına şimdi hayatın daha sonraki ırmakları, cennetler her şey gelecek ve onun sonunda da hayat sahibinin tabiri caizse cemalullah dediğimiz kokusuna ulaştıracak. Böyle bir zikir mi daha evla? İşte bunları bilmeden kuru kuru. Ve bu şuursuz şekilde çekilmiş dilin hareketi, etin hareketi ve havanın teneffüs etmesiyle dönmesinden çıkan sesin zikri mi daha evla? İşte olay bu. Anlatabildim mi? Şuurlu çektiğin bir de muhabbetullah'ın zevkini de yaşayarak çekiyorsun. Yunus'un, bir anda o resimler gözünde canlanıyor. Yunus'un dediğine giriyor aslında. E tabi olay o işte. O ırmağın başında eser sahibi duruyor tabiri caizse. Zaten zikrin kemalat noktası Allah arşa istiva etti ayetinin sırrındandır. İstiva nedir o? İstiva ettiği yer. Allah arşa istiva eder diyor ayet-i kerimede. Şimdi bunu birçok alim, birçok kişi işte Allah iner, arşa o esnada oturur vesaire diye çevirir. Haşa öyle değil. Allah mekan ve zamandan münezzehtir. O ayeti yanlış anladıkları için. İstivası işte kemalat noktasında kulun o zikir anma, hatırlama, zikir neydi? Aynı zamanda hatırlama. Niye hatırlıyoruz biz? Hayat sahibini. Neyisini hatırlıyoruz? Daha önce elestü bi rabbiküm demişti. O sesi duyar oluyoruz. Ana getirmiş o. Dem bu demdir, dem bu demdir, dem bu demdir. Arşın üzerine kalbimiz artık ritim olarak atmaya başlıyor. Bu şuurla yapılan zikir sonucunda. Ve Rabbimizi orada hissediyoruz. O atışta. Bu da istiva sayılıyor. Yoksa mekan ve zaman değil. Onu hissetmektir istiva, arşa. Kalbimiz arşa geliyor. Orada istiva eden şeyle temas kuruyor tabiri caizse. Zaten Allah ilmiyle şah damarından bize yakın, onun arasına hiçbir şey girmez kulu. Ama peki kalp meselesi? Çünkü Allah ne diyor? Hani mecazen de söylemişler, hiçbirine sığmadım, mümin kulumun kalbine sığdım vesairesi gibi. Evet. Tabii ki o mecazdır yani. Allah zaman mekandan münezzehtir. Hakikatinde işte arşa istiva etme meselesiyle alakalı bir şey. Tabii bu geniş de bu kadarını anlatıyorum. Orada o arşın üzerinde kalbin atmaya başladığı an diyorsun ki işte Rabbim burada. Kalbi mühürlenenler ayeti devreye girer burada delil olarak. Bazıları o zikri yapmadığı için kalbi arşta artmıyor, yerde atıyor. O zaman da oraya bir istiva, o hissiyat oluşmuyor. Anlatabildim mi? O ayrı bir lezzet. Yani tabiri caizse yine teşbih tahta yok, mecazen söyleyelim. Allah'a sen elini uzatarak gidiyorsun. Açarak. Gidiyorsun gidiyorsun arşa kadar. Elin açık. Ondan sonra yine teşbih tahta yok. Allah kalbimizi biliyor, yanlış olmasın. Allah elini sana uzatıp çekip alıyor. Evet. Anlatabildim mi? Şimdi dikkat et. Bu arş zikri işte istiva sırrından şuurla yapılan zikir, hayat zikri, hay zikri. Şimdi bir de yer zikri var. İşte dilin sade söylüyor. Orada da Allah eliyle çekip alıyor. Sırrı ne? Züleyha'ya meyletmişti, arkasından çekti kaldık. Bir cebriyet var. Ayet değil mi? Evet. Yusuf Aleyhisselam'ı ne yapmış? Çekmiş almış. Çekmiş olmuş. Meyletti diyor Züleyha'ya. Arkasından çekti kaldık. Şimdi dikkat. Burada bir çekme var. Yerde. Bir de şöyle bir çekme var. Yusuf Aleyhisselam zindandan çıkıyor.
bütün o sırlara vakıf oluyor. Kendi kendini çekiyor. Arşta Allah onu, hani Yahudiler dedi ya, ayette de geçiyor, eli cimridir. Allah'ın eli sıkıdır dediler. Evet. Gibi mecaz var orada da. Allah'ın eli yok o manada. Allah elini uzatıyor. Yusuf'u yerde çekiyor. Dikkat et. Nereden çekmişti Yusuf'u? Meylettiğinden. Nefsine uymasın diye. Fakat arştaki çektiği Yusuf, nefsinden çekilmiş Yusuf değil. Kendinden çekilmiş Yusuf. Gel kulum şimdi bana denilen Yusuf. Anladın mı? İkisi de çekme ama biri seni bir şeyden alıkoymak için çekiliyor. Diğeri kendine çekiyor. Anlatabildim mi ne demek istedim? Arşta Allah tabiri caizse elini uzatmış, kulunu bekliyor. Biz de zikrimizle arşa kadar kalbimizi aktararak çıkacağız, elimizi uzatacağız ki o eli tutalım. İşte şurada yapılan budur. Ya bu daha geniş anlatılabilir ama bu gece bu kadar, tamam olsun inşallah.